Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen kış trofesi yat yarışlarının birinci ayağı Marmaris Körfezi'nde dün başladı. Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Tolga Yağlı, Marmaris'in yelken sporu için çok önemli bir bölge olduğunu ifade ederek Marmaris'te daha da güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum dedi. Ayrıca Yağlı, kış trofesi yat yarışlarının gidişatını da anlattı. Marmaris'te yarışmaktan çok keyif alıyoruz. Dün yağmur altında ıslak bir gün geçirdik. Rüzgarımız çok azdı ama o da keyifliydi, bu sporun doğasında var. Bugün bambaşka bir tablo. Bugün ben bir ara teknede tişörtle dolaşıyordum. Küçük, yani centerboard dediğimiz Optimist, Lazer, 470, fin sınıflarında müsabakalar yapmayı planlıyoruz Türkiye Yelken Federasyonu olarak. Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü Komodoru İhsan Kalaycı, bu yılki kış trofesi yat yarışlarına 26 teknenin katıldığını söyleyerek hafta sonu süren yarışlar hakkında bilgi verdi. Bu yıl geçen yıllara göre katılım biraz daha fazla. 26 tekneyle açılışı yaptık. Bu da bizim için ve Marmaris için güzel bir şey. Dolayısıyla 26 tekneden kişi sayısını tam bilmiyorum ama ortalama 6'şer 7'şer kişi teknelerde olduğuna göre iyi bir insan topluluğu getirdik buraya. Kış şartlarında olabilecek bütün doğal şartları yaşadık. Neticede yarışı da yaptık, bitirdik. Bugünkü yarışta çok güzel bir yarış oldu. Yazdan kalma bir gün oldu. Eminim Marmaris sokakları, sahili dolduran insanlara da güzel bir şölen olmuştur, görsellik olmuştur. Rüzgarımız da fena değildi, iyi rüzgar oldu. Biraz gecikmeli başladık yarışa ama planladığımız zamanda sürede bitirdik. Kalaycı, kış trofesi yat yarışlarının ikinci ayağının 16-17 Şubat tarihinde yapılacağını bildirdi. Önümüzdeki yarış Şubat'ın 16-17 Şubat'ta. Biraz daha fazla tekne beklentimiz var. Herhalde 30 tekneleri yakalarız diye tahmin ediyoruz.